Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1 Ünite 7 konumuz fiil cümlesinin öğeleri. Arapçada fiille başlayan cümleye fiil cümlesi demekteydik. Bunu ünite 1'de de kısaca hatırlatmıştık, işlemiştik. Söz konusu cümlenin öğelerine geçmeden önce Türkçe cümle yapısı hakkında kısa bir bilgi verelim. Ki Türkçe ile Arapça arasında bir kıyaslama yapabilirsiniz demişler. Türkçeden de biliyoruz ki cümlenin kurulabilmesi için iki temel öğe ihtiyaç vardır. Aynısı Arapçada da geçerli. Bunlar ne? Özne ve yüklem. Bunlardan ilki yani özne, olay ya da eylemi gerçekleştiren unsurdur, kişidir. Olayı kim yapıyorsa öznedir. Diğeri ise olay veya eylemin bizzat kendisidir ki buna da yüklem demekteyiz. Anılan iki unsurun bir araya gelmesi bir söz öbeğine cümle diyebilmenin olmazsa olmaz koşullarıdır. İkisi yan yana bulunacak, anlamlı bir bütün oluşacak ki oraya cümle diyebilirim. Belirtilen temel öğeler yanında cümleyi anlam yönünden bütünleyici başka bir takım öğeler de mevcuttur. Bunlara tümleyiciler anlamında tümleç adı verebiliriz. Bunlar bir olayı konusu olabilir, yeri olabilir, yönü, zamanı, şekli gibi bu tür alanlarda niteler. Mesela söz gelimi Ali okudu ifadesi bir cümle. Okumak ve Ali bunlar. Çünkü gerek okuma ediminin kahramanı Ali, kahraman yani okuma işini kim yaptı, okuyan kim? Ali. Kim diyerek özneyi buluyoruz. Gerekse eylemin bizzat kendisi yani okudu. Ali ne yaptı? Sorusunun cevabı olarak okudu. Bir araya gelerek anlamlı bir bütün oluşturmuş durumdalar. Ancak Ali evde kardeşine uyku öncesi etkili bir sesle güzel bir masal okudu ifadesinde temel öğe konumundaki Ali okudu cümlesi yan öğelerce yer, yön, zaman, nitelik ve konu olarak tamlanmıştır. Yani Ali okudu demek var. Ali evde kardeşine uyku öncesi etkili bir sesle güzel bir masal diye ilavelerde bulunmak var. Bu tür durumlar söz konusu. Bunu Arapça ile pekiştirmeyi deneyeceğiz. Sıkça değinildiği gibi Arapçada cümle ikiye ayrılır. Ana hat itibariyle ikiye ayrılır. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Esasen şibhi cümle vardır, şart cümlesi vardır. Cümleler devam edebilir yani. Bu ayrım diyor başlangıç sözcüğünün isim veya fiil olması ekseninde yapılabildiği gibi temel öğelerinin sıralanışına göre de yapılabilir. Buna göre isimle başlayan cümle isim cümlesi, fiille başlayan cümleye de fiil cümlesi denir biçimindeki klasik tanımı sürdürmek de öznesi yükleminden önce gelene isim cümlesi, yüklemi öznesinden önce gelene fiil cümlesi adı verilir biçimindeki modern tanımı benimsemek de mümkündür. Geçen ünitede ele alınan isim cümlesinin özne yüklem sıralamasına göre kurulan bir cümle tipi olduğunu, öznesine mübteda, yüklemine de haber dendiğini hatırlattıktan sonra esas konumuz olan fiil cümlesine geçebiliriz. Buraya kadarki bölüm bir reklamdı. Esasen konu şimdi başlıyor. Fiil cümlesi ve öğeleri. Fiil cümlesi nedir? Fiille başlayan, bir başka deyişle yüklemi öznesinden önce gelen cümlelerdir. Yüklemine fiil, öznesine fail denir. Yüklemine fiil diyeceğiz, öznesine fail diyeceğiz. Bunu unutmuyoruz. Örnek verelim. Name etiflu. Bebek uyudu. Name uyudu fiildir. Etiflu faildir. Görüldüğü gibi ifade eylem ile sahibini bir araya getiren bir söz ebeğidir diye bayağı bir anlatım var. Bunları boş verelim. Buranın üzerinde duralım. Name fiildir. Manasını bilirsek. Manasını nereden bilebilirim? Sözlüğü açarım. Name'yi ararım. Name'yi name şeklinde arayabilirsin ve ortadaki elifi vav veya elif olduğunu varsayarak aramalısın. Sözlükten bakalım. Name için evvela nun harfine girmek lazım. Daha sonra vav veya ye gelmeli. Ve geldiğini, vavi olduğunu farz edersek.
NVM şeklinde. Nami'yi arıyorum. Artık çıkar karşımıza bakalım. Ne tarafta? Neum, Neum, Nami. Evet. Görüyorsunuzdur. Neum yazmakta hemen yanında Name, Yenamu. Name, Yenamu. Uyumak manasında. Yani uyumak manasına geldiğine göre Name mazi, Yenamu muzari olur. Uyudu. Bu bir fiildir. Kim uyudu? Uyuma eylemini yapan kimdir? Etifru, bebektir. Aliyu, Ali'dir. Hasan, Hasan'dır. Fatma, Fatma'dır. Vesaire. Her ne getirirsek yani uyuma eylemini yapan kişi o fail olacak. Yani işi yapandır. İşi yapana fail diyoruz. Peki ne yaptı? Yaptığı işe de fiil demekteyiz. Ayrıntılar aşağıda gelecektir zaten. Bebek uyudu, Ali uyudu, Hasan uyudu vesaire. Fiil cümlesini yukarıda belirtilen temel öğeleri, fiil, fail yanında bir de tümleyici öğeleri vardır ki bunlara mef'ul adı verilmektedir. Şeribe içti. Kim? Et-tiflu bebek. Neyi içti? El-lebene sütü içti. Ne zaman? Sabahen sabahleyin içti. Cümlesinde işte anlamına gelen şeribe fiil, bebek anlamına gelen tıfıl fail, süt anlamına gelen leben ile sabah her ikisi de yani nedir? Mef'uldür. Leben bir adet mef'ul, sabah yine başka bir mef'ul. İki tane mef'ul var burada. Mef'ul 1, 2, 3 olabilir. Farklı bir örnek. Kame et-tullabu ihtiramen. Kame öğrenciler saygı için ayağa kalktı. Cümlesinde ayağa kalktı anlamına gelen kame fiildir. Kim kalktı? Et-tullabu öğrenciler. Öylesi faildir. Niye kalktı? İhtiramen saygı için, saygı göstermek için öylesi o da mef'ul olacaktır. Mef'ullerin de çeşitleri var elbette. Konumuzun bu kısmında fiil cümlesinin öğeleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek istiyoruz. Fiil. Fiilin ne olduğunu bilmek gerekir. Esasen fiil, isim, harf, bu, ünite 1 de geçmişti. Yani unutanlar varsa ünite 1'e bakmalarında yüksek derecede fayda vardır. Yine de bir tanım yapalım denilmiş. Fiil tek başına bir anlam ifade eden kelimelerden birisidir. Tek başına bir anlam ifade eder. Ne etmeyebilir? Harfler tek başına bir anlam ifade etmez. Ala harfi cerdir. Veya bi diyelim. Ba diye yazılır. Bismillahirrahmanirrahim'deki bi. Yani bi diye yazılır. Adı ba. Bir anlamı var mı? Kendi başına bir anlamı yok. Ama cümlede kullanırsan ile, vasıtasıyla, İşte yardımıyla gibi manalara gelebilir. Fiilse, isimse her ikisi de fiilde, isimde tek başına bir anlam ifade eder. Harf etmez. Türkçede de böyle değil midir? A harfini tahtaya yazdın. Ne manası var? Bir manası yok. Gerçi X artık matematik dilinde bir anlam ifade ediyor. Belki A da ediyordur matematikte. Ama konumuz matematik değil ki, dil bilgisi. Türkçe dersindesin, tahtaya T yazdın. Ne manaya gelir? Kimse bir şey anlamaz. C yaz yine anlaşılmaz. Ama bunları bir anlamlı hale getirecek şekilde sırayla yazarsan artık o isim veya fiile dönüşür ve tek başına bir anlam ifade eder. Fiil kendi başına anlam ifade eder ve aynı zamanda bir zaman içerir. Geçmiş zaman olabilir. Yardım etti, yazdı, uçtu, gördü, tı, ti, tu gibi biter yani. Bu mişli geçmiş de olabilir. Yazmıştı, görmüştü, uçmuştu, anlamıştı gibi. Şimdiki zaman olabilir. Şimdiki zaman için your eki kullanılır. Yazıyor, anlıyor, bakıyor, uçuyor, izliyor, dinliyor. Yor, yor, yor. Veya gelecek zaman olabilir. Gelecek zaman içinde ecek, acak kullanırız. Yazacak, gelecek, bakacak, uçacak, cek, cak. Bunlar gelecek zaman iki. Demek ki fiil bu üç zamandan birine bağlı olarak bir oluş veya bir eylem bildirir, bir anlamı vardır. Söz gelimi fehime, anladı. Fiil mazidir, anladı, dili geçmiş zaman. Zekera, andı. Geçmiş zaman, fiil mazidir. Yenzuru bakıyor. Yor dediğin zaman şimdiki zaman oldu. Er kullanırsan geniş zaman olur. Bakar, görür, uçar, anlar, kandırır, çalar,
okur. Er, ar, ır, ur bunlar geniş zaman ekidir. Türkçe'de bilirsiniz. Yesma'u duyuyor. Yor diye verirsen şimdiki zaman. Er, ar diye verirsen geniş zaman olur. Bir de uhruc, çık. Emir, emri hazır. Çık. İşrap, iç. Bunlarda hep bir oluş vardır. Bir eylem vardır. Anılan sözcüklere fiil diyebilmemiz için anlam içerdiklerini üst zamandan birine bağlı olarak ifade edip etmediklerini denetlemek zorundayız. Bir anlamı olması yetmez. Şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Bir zaman var mı bunda? Bir zaman ifade ediyor mu? Bu da önemli. Farklı detaylar da gaden, yarın demek. Emsi, dün zaman ifade ediyor. Peki oluş var mı? Yarın. Yarın ne? Yarın bir şey yok. Nokta nokta belirsiz. Bu yüzden fiil değil. Aynı şekilde gaden nedir? Temin almıştır. Fiiller temin almaz. Bu tür ayrıntılar için ünite 1'e bakmanızı yani özellikle öneriyoruz sizlere. Eğer zaman yoksa bu durumda fiil değil isim olarak değerlendirilecektir. Örneklerimiz içerisinde ilk iki sözcük anlama ve anma eylemlerinin geçmiş zamanda gerçekleştiğini devam ediyor. Bakma, duyma, bunlara okumaya bile gerek yoktur. Zamandan bağımsız oluş ve eylemler mastar olup fiil değil isim olarak değerlendirilir. Söz gelişi kıraat, okumak, huruc, çıkmak, talep, istemek kelimeleri her ne kadar iş, oluş veya eylem bildirseler de zamandan bağımsız oldukları için fiil değildir. Kıraat okumaktır. Oku, mekmak. Ne olmuş bu mekmak aldığına göre mastardır. Türkçede de böyle, Arapçada da böyle. Bir kelime mekmak, iş, uş alıyorsa o kelime mastardır. Mastarlar isimdir. Fiil değildir. Bakmak, görmek, anlamak, uçmak, mek olabilir, mak olabilir. İşte çıkmak yazmış veya okumak yerine okuyuş, çıkmak yerine çıkış. Zaten yazar çıkış diye çoğu binada görmüşsünüzdür. Çıkış. Nedir o? Mastardır. İş uçta olabilir. Talebun talep etmek, istemek, isteyiş bu şekilde de olabilir. Cümlelerde fiil olan sözcükleri bularak ifade ettikleri zamanı söyleyin. Belaga. Belaga nasıl bir kelime olur? Fiil mazi olur. Belaga, nasara, ketebe gibi 3 harfli fiil mazi bu. Başka bir fiil var mı? Yok. Nesta'milu, istamele, yestamilu, estamilu, nesta'milu. İstifal babı, fiil-i muzari. Nefs-i mütekellim mahalle gayr kalıp, birinci şahıs, biz manasında. Dolayısıyla ne olacaktır? Gelecek zaman olacaktır. Şimdiki zaman olabilir. Geniş zaman olabilir. Nesta'milu. Gul, söyle. Emri hazırdır. Emir zamanı. Gâle, yegûl, gul, emir. Bunlar zaten sıra sizde sorusu yazıyordur elinizde. Yukarıda anlatılanlardan da yola çıkabileceğimiz şekilde fiiller zaman bakımından üçlerdir. Mazi, muzari, emir. Maziyi o zaman ele alalım demişler. Mazi, Türkçemizdeki dili, geçmiş zamanın karşılığıdır. Aynı şekilde mişli geçmiş zaman da olur. Onu yazmamışlar. Hikaye dili. Hoca Halit'i ödüllendirdi. Kefe el üstazu Halid'en. Cümlesindeki ilk kelime ödüllendirdi sözcüğü nedir? Fiildir. Zahike Ali, Ali güldü cümlesindeki zahike güldü kelimesi ve Haraca dullabu minel muhteber, öğrenciler laboratuvardan çıktı cümlesindeki harece çıktı kelimesi birer mazi fiildir. Mazi fiili bilmeniz önemlidir. Ketebe, keteba, ketebu, nasara, nasara, nasaru, fetaha, fetaha, fetahu. Bunlar hep mazi fiilde. Bir çekim kitabınız olmalı. Bir çekim kitabınız olmalı. Fiillerin çekimine hakim olmalısınız. %100 hakim olursanız yüksek lisans yapmak için de bir adım atmış olabilirsiniz. Orada da karşınıza çıkar çünkü bunlar. %100 yapamazsanız bile kısmen yapmalısınız ki rahat rahat ilerleyebilirsiniz. Bununla alakalı fiil çekimleriyle alakalı kitaplar mevcuttur. Başlıca mazi kalıpları denilmiş.
Fa'le, fa'le, fa'li diye yazılmış. Mesela fa'leye uygun ne var? Ne? Sağra var. Örnek bu. Fa'le, fa'le aşağıya doğru ne var? Kalıplar var arkadaşlar. Vezinler. Ortada örnekler. Aynı kalıba uygun kelimeler. Aynı kalıp derken fa'leye bakarsan fe'ale 3 harflidir. Her harfinde fetha vardır. İşte ne sara 3 harflidir. Her harfinde fetha vardır. Öyleyse başka bir kelime daha söyleyebilmelisiniz. Ne olabilir? K, T, B. 3 harflidir. Her biri fethadır. Başka ne olabilir? Ha, ra, C. 3 harflidir. Her biri fethadır. K, F, ra. 3 harflidir. Her biri fethadır. Demek ki bu kalıp derken neyi kastetmişler? Kaç harflidir? Hareketleri nedir? Veya nerede sükun, o cezim işareti vardır? Hiçbir yerde sükun yok. Üç harfli her biri fethalı. İşte nasara, ketebe, haraca, fetha gibi. Fe'ule 3 harfidir. Ortadaki harf zammelidir. Ortadaki harfe aynel fiil adı verilmekte. Hasune 3 harflidir. Ortadaki harf zammelidir. Kerume diye bir örnek olarak verilebilir. Yesura 3 harfli ortası zammeli yazabilirsiniz. Fe'ile 3 harfli aynel fiili yani orta harf esreli. Fehime, hasibe gibi. Manaları da solda yazmış. Ef'ale. 4 harf. İkinci harfte sükun var. Ve en başta ne var? Hemze var. Yani 4 harf ama neyle beraber 4 harf? Hemze ile beraber. Ef'ale. Ehrace. Ekrame. Ekfera. Ensara. Ektebe. Ehsebe. Artık bu şekilde hangisi uyuyorsa. Fe'ale. Aynı fiil yani orta harf şeddeli. Sağında ve solunda ise şeddi yok. Fethalı. Fe'ale. Saddega. Kezzebe. Harrace gibi. Fe'ale. Dört harfli. İlk harften sonra met harfi elif gelmiş. Fe'ale. Nagaşe. Katele. Katebe. Nasara gibi. Tefa'ale, taalleme, teharrace. Artık T, yani buradaki özellikleri tutacak. Başta T olacak. Ardından fethalı bir harf ve daha sonra şeddeli bir harf geliyor. Tefa'ale, taarafe. Bu kalıp uygun olacak. İnfa'ale, inkesara. İftale, ictema. İstef'ale, istamele, istağfera. Tabi, mazi fiilleri diye bu kalıpları verdi ama kalıp çok daha fazla. Evvela onu söyleyelim. Başka? Bunlar mazi kalıbı olabilir ama faaliden ibaret değil ki. Bu kalıp bile kendi içerisinde bir sürü kalıba ayırır. Faale, faala, faalu, faalet, faaleta, faanne ve devamı var. Hepsi mazi. Burada maziden bir örnek verilmiş. Burada bir örnek verilmiş. Burada örnek diyor ama bunlar da örnek aynı zamanda. Her ne kadar kalıp olsa da bir yerde örnekler. Çünkü bu kalıp kendi içerisinde çekimi var. Nasara'nın yani mazi fiil olduğunu bilirsen güzel ama Nasara olsa ne olur? Yine mazi fiil. Nasaru olsa yine mazi fiil. Bir şey değişmiyor. Bunu bilmek gerekiyor. Bunu nasıl bilebilirsiniz? Çekim kitabı elinizde olmalı. Ve tabii ki onun olması yeterli değil. Yani orada ne anlatılmak istiyor? Onu da biraz anlamak, çekim, ezberlemek önemli. Bunları tek başınıza yapmanız belki zor olabilir. Hiç Arapça görmeyen birisi için zor olabilir. Biraz Arapça görmüş ise zaten kısmen biliniyordur. Her halükarda kolay veya zor da olsa bunlarla alakalı derslerimiz mevcuttur. Bizzat klasik Arapça dersi vermekteyiz. Katılabilirsiniz, başvuru yapabilirsiniz. Ne zaman başvuru var? Bunları öğrenmek için çaba gösterebilirsiniz. İşinize yarayacaktır. Aşağıdaki mazi fiillerin kalıplarını belirttiniz. Hakeme. Kalıbı nasıl belirtirsin? Hakeme. Kaç harf var? 3. 3 tane harf yazarsın. Feale şeklinde. Hareketlerini buraya göre koyarsın. Ekrame. Hemzeyi koyarsın aşağıya. Daha sonra faaleyi yazarsın ama sükun, hareket, dikkat etmen gerekir. Ekrame ef'ale. Derrase fa'ale. Katale fa'ale. O şekilde. İn sarafe in fa'ale. İb tel'a iftale. Tesadefe tefa'ale.
Tenezzele, tefaale, istağfara, istef'ale. Ne yapıyorsun? Her birine fe'ale, fe'in, lam harflerini yerleştiriyorsun. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Bir de muzari fiil var. Az önceki mazilerin muzarileri vardır elbette. Türkçemizdeki şimdiki, geniş ve gelecek zamanın karşılığıdır. Klasik Arapça öğrenen arkadaşların bir kısmı muzarinin gelecek zaman ifade edebileceğini hala anlamamıştır. Gelecek zaman ifade edebilir bir karine varsa, olumsuz olarak başına len gelirse gelecek zamanı ifade eder. Olumlu olarak başına sin, sefe geldiğinde geleceği ifade edebilir. Veya cümledeki gaden, emsi, el, an, işte önümüz hafta, önümüz yıl, gelecek yıl gibi kelimelere binaen muzari gelecek zamanı, şimdi veya şimdiki zamanı ifade edebilir. Başlıca muzari kalıpları diyor çünkü muzari kalıpları daha fazladır. Yef'alu olabilir, yef'ulu, yef'ilu, yuf'ilu olabilir ve devam ediyor. Zaten yef'alu, yef'ulu, yef'ilu bunlar sülasi mücerretteki kalıplardır. Bir muzari fiil mücerret ise aynı fiili ya fetha, ya zamme, ya esre olabilir. Zaten alternatif yok. Yefhemu, yahsunu, yarci'u şeklinde gelir. Neye dikkat ediyoruz? Sonuncu harfin bir sağı fetha mı esre mi ötre mi ona bakıyoruz. Daha sonra yuf'ilu gelmiş. Bu nedir? Ekrame yukrim. Ehrace yuhricu. İfal babı. Muzari. Yufa'ilu. Fa'ale yufa'ilu. Tef'il. Tef'il babından muzari. Yufa'ilu. Fa'ale yufa'ilu. Muf'ale babı. Yetefa'alu. Tefa'ale. Yetefa'alu. Tefa'ul babı. Yetefa'alu. Yenfa'ilu, infa'ilu, yenfa'ilu, yefta'ilu, iftali, yestef'ilu diye devam ediyor. Az önceki mazilerin muzarileri yazılmıştır. Yensuru, yef'ulu. Son harfin bir sağı zammeli. Öyle hangisi olur bu? İkinci kalıp olur. Yef'ulu kalıbı. Yukrimu. Sonuncu harfin bir sağı esra ama unutmayın ki en baştaki harf de zammeli. Ne olur? Yuf'ilu kalıbı olur. Buradan bakacaksın. Kaç harfli, nerede sükun var, hareke nerede esre, fetha. Bunlara dikkat edeceksin. Ona göre bulunur. Emir bir işin olmasını veya yapılmasını istemek için kullanılan fiildir. Uktup, yaz, iclis, otur, udhul, gir kelimeleri örneklerdir. Başka örnekler de şöyledir. İf'al, ifhem, fehime, yefhemu, ifhem. Uhsun, hasuna, yahsunu, uf'ul, uhsun. Raca'a, yarci'u, irci'. İf'il, ef'il olabilir. Ehric, ifal babından emri hazır bu. Fa'il, fa'al, fa'ilu, tef'ilden emri hazır. Fa'il, qatele'den qatil. Tefa'al, tefa'al, infa'il, ifta'il, istef'il diye devam ediyor ama tıpkı başta mazide ne anlatmıştım? Hani nasara. Faale kalıbı, evet. Faale, mazi kalıbı ama faala, faalu, faalet. Kendi içerisinde müfret, tesniye, cemi, müennes, müzekker, gaip, gaibe, muhatap, muhataba çekimleri var. Bu muzari için de geçerliydi. Şimdi emri hazıra geldik. Bunun için de geçerli. Örneğin, ifal, emri hazır da, ifala ne? O da emri hazır. Burada geçmiyor kalıp. Geçmez. Tesniyesini yazmamışlar. Sadece müfretler var. Bunun tesniyesi olacak, cemisi olacak. Yani fiil çekimine girersek iş aşırı derecede ne olur? Uzar. Biz zaten başka bir ünitede de çekimine geniş geniş örnekler verdik bablara. Sıra geldi faile. Yani mazi, muzari, emri anlattık. Fiil konusu bitti diyor. Fiil konusu bizden bu kadar demiş kitap. Ve sıra geldi fail konusuna. Daha sonra meful konusu gelecek. Fail, olmak anlamlı fiillerde olan, etmek, eylemek bildiren fiillerde ise eden, eyleyen konumundaki öğedir. İşi yapandır. Türkçedeki öznenin karşılığıdır. Özne biliyorsanız ne olduğunu, konuyu zaten bir kısmını anladınız. Arapçada fail daima merfudur da merfu ne demektir? Beşinci üniteden de hatırlanacağı üzere merfu tesniye yani ikil
ve cemi müzekker salim yani düzenli eril çoğul isimler hariç. Sonu zammeli anlamına geliyor merfu. Ama tesnielerde ne oluyor? Cemilerde ne oluyor? Şimdi gelecek. Tesnielerde sondan bir önceki harf elif ile cemi müzekker salimlerde aynı özellikteki vav, raf alametidir. Tesniyede elif varsa o kelime merfudur. Cemi müzekkerde vav varsa o kelime merfudur. Tesniyede raf alameti neymiş? Elif'in olması. Cemi müzekkerde vav'ın olması. Tesniye ile cemi dışındaki merfuluk alameti ne? Kelimenin sonuncu harfinde zamme olması. Zammeden maksat tek ötre de olabilir, iki ötre de olabilir. Yani tenvin de olabilir. Yel'abul veledü. Veled kelimesi müfrettir. Müfret olduğu için merfuluk alameti kelimenin sonuncu harfinde zamme. Yehtemmu el-ebevani. Ebevan tesniyedir. Kendisinde elif var. Esrelinden önce elif var. Bu onun merfu olduğunu gösteriyor. Zamme yerine elif olur tesnielerde. Sıra geldi. Üçüncü örneğe. El-Müslimune. Cemi müzekker salimdir. Nundan önce vav var. Buradaki vav müfretteki zamme yerine geçerlidir. Müfrette zamme varsa tesniyede elif var. Cemide vav var. Bunlarda zamme aranmıyor. Vav varsa o kelime merfu. Tesniyede elif varsa o kelime merfu. Eliften başka ne olabilirdi ki? Ya olabilirdi mesela. O zaman merfu olmazdı. Aynısı cemi müzekker için de geçerli. Vav yerinde ya olabilirdi. Yine o zaman merfu olmazdı. Zaten isimlerde irab konusunda biz bunu geniş geniş anlattık diye düşünüyorum. Çeşitleri. Faillerin de kısımlar var. Yani failleyip geçme. Faili çözmek o kadar da kolay değildir. Failler yukarıda görüldüğü gibi açık bir isim olarak gelebilir. Açık isim yani görüyorsun Müslimuna. Bir isimdir bu. Eliflem var. El-Ebevan eliflem var. İsim bu ve gözde görünebiliyor. Gizli veya açık zamir olarak da gelebilir. Gizli zamirdir onu artık zamir konusunu bilirsen tespit edebilirsin. Açık zamirdir zaten gözünle görürsün ortadadır. Ya da başlı başına bir cümle olarak da gelebilir faal. Bunlar üzerinde ayrı ayrı duralım ki iyice belli olsun. Zahir isim yani cümlede açıkça belirtilen yerine herhangi bir zamir getirilmemiş isim. Kelimeyi görüyoruz. Yetevekkelu el-mu'minu. Yetevekkele ne olur? Fiil olur. El-mu'minu fail olur. Mü'min Allah'a tevekkül eder. Er-ar geniş zaman olarak muzariye mana verilmiş. Tevekkele mazisi, yetevekkelu muzarisi. Muzari fiil. El-mü'minu kim tevekkül eder? Mü'min tevekkül eder. Öyleyse mü'min fail olur. Açık bir isim değil mi bu? Gözümle görüyorum ve onu şu an çizdim, mavileştirdim demek ki açık. Görebildim onu. Ve bu bir isim, zamir değil yani. Anne konuklar için sofra hazırlıyor. Tücehizu el-ummu. Tücehizu. Cehize yücehizu. Tücehizu. Fiildir. El-ummu faildir. Nasıl bir fail? Zahir isim. Görebiliyorum onu. İsimden maksat Ali, Veli, Hasan gibi bir insana verilen isim değil. Mümin de olabilir. Anne de olabilir. Bir masa olabilir. Nesne adı da olabilir. İlla insan olması da gerekmiyor. Ve bu kelimeler müfret olduğundan merfuluk alameti sonuncu harfteki zammedir. El-maidete sofrayı hazırlıyor. Mef'ul olacaktır. İki öğrenci başarıda yarışıyor. Yetenafesu eddaribani. Daribani tesniye bir kelimedir. Esrelin ondan önce elif gelmesi onun merfu olduğunu gösteriyor. Yani bu kelime ne? Fail. Yuhavilu el mühendisune. Cem müzekker salimdir. Ondan önce vav var. Demek ki kelime merfu diye bir de işte fail. Her merfu kelime fail olur mu? Hayır. Ama her fail merfudur. Her merfu niye fail olmaz? Belki naib-i faildir. Belki müptedadır. Belki haberdir. Bu iş alır başını gider yani. Yukarıda görüldüğü gibi failler açık isim oldukları takdirde sayıları ne olursa olsun fiil daima müfret gelir. Mühendisune cemi idi ama fiil müfrettir. Yuhavilune şeklinde bir cemi değil yani.
Veya galibani tesniye idi. Yetenafesu nüfretti. Yetenafisani gibi bir durum söz konusu değildi. Sıra geldi bariz zamire. Bunu söylemeden fiilin faile uyma zorunluluğu bir tek cinsiyet yönünden olmuştur. Eğer fail zahir bir isimse, zahir bir isimse fiil fail uyumu nerede olur? Cinsiyet yönünde. Müzekker mi, müennes mi? Bu uyum var mı? Mesela mühendisune müzekkerdir ya. Yuhavilu yerine tuhavilu yazamazsın. Tuhavilu olursa, bunun başında T olursa müennes olarak algılanır. Müennes olması uygun olmayacaktır. Tabii tuhavilu yine muhatap kalıbının, yani müzekker kalıbında da olabilir. Orada da tuhavilu olabilir. Demek ki T geldiği zaman müennes için mi, müzekker için mi gelmiş, o da ayrı bir nokta. Bariz zamir, fiillere bitişen çekim ekleri fail konumunda bulunan zamirlerdir. Söz konusu zamirler açıkça görüldüğü için kendilerine bariz zamir adı verilmiştir. Bariz yani. Fiille bitişen bariz zamirler şunlardır. Elif-ül İsneyn, ikilik bildiren elifi demektir. Fail olarak üç fiil tipinde de yer almaktadır. Bakalım bunlar üç fiil derken mazi, muzari ve emir kastedilmiştir. Fehime, fehima, tesniye mazidir. Buradaki elif fail olur. Fehime ta müennes ne fark eder? Yine elif faildir. Müenneste müzekkerde olması durumu değiştirmiyor yani. Yefhemani elif faildir. Tefhemani elif faildir. Yani müennes müzekker olarak verilmiş. İfhema anlayın. İki kişiye birden hitap var burada. İfhem, ifhema, ifhemu, ifhemi, ifhema. Yani cinsiyet farkı yok yazıyor şurada. Cinsiyet farkı yok derken müzekkerde de müennesse de ifhema diye geçer. Fail nedir? Eliftir. İkinci bariz zamir olarak vavul cemaat, çoğulluk bildiren vav demek. Fail olarak yine üç şey tipinde yer alır. Cem müzekker vavı da diyebilirsiniz buna. Fehime, fehima, fehimu, vav faildir. Nasıl fail? Bariz zamir olarak fail. Yani burada zamir açıkça gözüküyor bariz derken ama. Yefhemune muzaridir. Vav açıkça gözükmüştür. Faildir. Tefhemune fark etmez, yefhemune, tefhemune. Sonuçta vav var mı? Cemim, evet, vav faildir. İfhemu, vav yine faildir. Mazide, muzaride, emirde, cem müzekkerde ne olur? Vav fail olur. Nisve nunu dişilik ve çoğulluk bildiren nun harfidir. Fail olarak 3 fiil tipinde yine yer alacaktır. Fehimne, yefhemne, tefhemne, ifhemne. Fark etmez. Cemi müennesten bahsediyorsan mazide de, muzaride de, emirde de daima nedir o? Faildir. Sa'ul muteharrike. Harekeli ta demek. Önce Arapça yazıyor, sonra Türkçesini veriyor. Mazi fiili bitişen ikinci şahıs ile birinci teki şahıs zamiridir. Fehimte, fehimti, fehimtuma, fehimtum, fehimtunne, T zamiri fail, ti zamiri fail, tuma burada fail olur. Tum fail, tunne fail, tu fail. Bunlar her biri fail olmaktadır. Ya'ul muhataba, muhataba yası demektir. İkinci tekil dişil kişi zamiridir. Mazide bulunmaz, sadece muzari ve emirde olur. Tefhemine ifhemi ketebe yektubu. Çek yektubu, yektubu, yektubani, yektubune, tektubu, tektubani, yektubune, tektubu, tektubani, tektubune, tektubine. İşte orası. İfhem, ifhema, ifhemu, ifhemi. Emre hazır olsun. Ya buralarda fail olmaktadır. Na el failin özne konumundaki na demektir. Birinci çoğul kişi zamiridir. Sadece mazi fiillerde kullanılır. Fehimna, ketebna, nasarna, fetahna, biz yaptık.
manasında. Nazamiri hem fail hem de meful konumunda kullanılmaya elverişli bir zamirdir. Na'ya dikkat edin. Her na fail olmaz. Mesela fehime na ile fehimna arasında fark vardır. Na'dan önce sükun varsa oradaki na nedir? Faildir. Na'dan önce sükun yok, hareke varsa na ne olacaktır? Meful olacaktır. Fehime anladı, na bizi. Fehimna biz anladık. Demek ki na'nın sağına bakacaksın. Eğer cezim işareti varsa oradaki na nedir? Faildir. Aksi halde faal değil, meful olur. Bariz zamirleri işledik. Sıra geldi müstetir zamirlere. Yani zamir ünitesi bir yerde. Üçüncü tekil mazi ve muzari çekimleri açık özneleri olmadığı takdirde ikinci tekil eril muzari ve emirlerle birinci tekil ve çoğul muzari fiillerin failleri gizli zamirdir. Şimdi sayılan beşi, sayıları beşi bulan bu zamirleri tanıyalım. Anlattı ama şöyle bir okuyunca ben bir şey anlamadım. Bakalım burada anlayacağız mı? Hüve, müfret, müzekker, gaip, üçüncü tekil, eril, kişi, zamiridir. Ne demek istiyor? Ketebe, nasara, fetaha, alime, haraca, kefara gibi. Mazi kelimelerde. Fail ne olur? Hüve olur. Herhangi bir nedenle açık özne alamamış benzer şahıstaki mazi ve muzari fiillere gizli yani müstetir fail atarsın. Eğer açıkça fail yoksa böyle yaparsın ama dikkat et. Her ketebenin faili gizli hüvedir. Nerede? Gizli arama boşuna. Böyle daima yapamazsın. Ketebeden sonra Aliyun yazsaydı hala hüve faildir diyemezdik biz. Cümlede fail olmadığından ne yapıyoruz? O zaman faili gizlidir diyoruz. Çünkü fail olmak zorunda. Ya açıkça olacak ya da gizli olacak. Alternatif yok. Ketebede nedir fail? Hüve. Ya'lemu yine hüve. Cümlelerinde öznesi açık olmayan ketebe ve ya'lemu fiillerinin faili müstetir hüvedir. Yani gizli hüvedir. Sıra geldi hiye'ye. Bu da gaibe kalıbında olacaktır. Müfret müennesi gaibe. İkinci tekil eril kişi zamiridir. Herhangi bir nedenle açık özne alamamış benzer şahıstaki mazi ve muzari fiillere gizli özne yani müstetir fail takdir edersin. Açık öznenin yokluğunda arandığı için gizli özne oluşu zorunlu değildir. Cevazendir. Aşet şerifeten. Hatta el mevti. Takzi eyyameha bi müşahedetil müselselati. Cümlelerinde öznesi açık olmayan aşet ve takzi fiillerinin faili müstetir hiye olacaktır. Aşet hiye, takzi hiye. İyi de niye hiye mesela hü olsaydı? Diyemezsin. Neden diyemezsin? Bu kelimeler müennestir. Müennestir, müsrettir, gaibedir. Bu durumda onun faili her zaman için hiye olacaktır. Her zaman derken faili zamir olacaksa hiye zamir olmak zorunda. Ama zamir olmak zorunda mı? Değil. Aşet yaşadığı kim? Aliyun Ali. Sen buraya Ali yazarsan bunun faili hiye diyemezsin. Gerçi buraya Ali yazılmaz zaten. Aşet müennestir. Fatimetu. Müennes bir kelime getirelim. Aşet yaşadığı Fatimetu. Fatma yaşadığı. Fail Fatma oldu. Hiye faildir hala diyemezsin. Şu an niye diyoruz? Cümlede fail yok, merfu bir kelime yok ki. Bu yüzden mecburen hiye dedik. Yukarıda hüve demiştik. Çünkü o kelime neydi? Müzekkerdi, müsretti, gaipti. Oranın zamiri daima hüve olur. Bunlar standart zamirler. Sıra geldi ente'ye. Ente, müfret, müzekker, muhatap. Yani zamir nerenin zamiri onu bilmek lazım. Buranın zamiridir. Bu çekim kipindeki muzariler hiçbir zaman açık özne almadıkları için gizli özne oluşu zorunlu yani vücubendir. Vücuben mi cevazen mi? Bunlara da dikkat etmenizi öneriyorum. Yani ilahiyatta çıkar mı bilmiyorum ama Arapça ilerledikçe vücuben cevazen diye bekleniyor kişilerden. Vücuben mi cevazen mi beklenir. Ente zamiri nedir? Vücubendir. Terzugu men teşâ'u bi gayri hesâbı. Dilediğini
Hesapsızca rızıklandırırsın. Terzuğu rızıklandırır. Rızıklandırırsın. Kim? Fail nerede? Ente, sen rızıklandırırsın. Gizli. Men o ki men teşau bi gayri hisab. Cümlelerinde terzugu ve teşau fiillerinin faili müstetir entedir. Teşau da şa'e yeşa'u teşau. Fiildir. Fail nerede? Yok. Yani görünürde yok. Yoksa olmak zorunda da. Nedir o fail? Gizli zamir olan entedir. Gizliliği zorunlu mu yani vücuben mi? Yoksa cevazen vücuben. Ente zamiri failde olacaksa ben ancak gizli olurum diyor. Muzaredeyken. Cümlelerinde evet fail entedir dedik. Ene nefsu mütekellim vahde. Birinci tekil kişi zamiridir. Buraya uygun zamir, uygun konumlarda ne olur? Vücuben fail olacaktır. Estağfurullah ve tuğbe ileyh. Estağfiru ene. Estağfiru bağışlanmayı dilemek, diliyor. Kim diler? Kim diliyor? Ene, ben diliyorum Allah'a, Allah'tan. Ve tuğbe ileyh, bana tövbe ediyorum. Etubu da yine nedir? Fiildir. Tabe, yetubu, etubu. Ona da faile ihtiyacı var. O da ene olacaktır. Her fiile bir tane fail arayın yani. Tabii ki fiil nakıs değilse. Kâne gibi. Nakıs değilse fail aranacak. Nahnu, bu da nerede olur? Nercu rahmeteke ve tahşa azabek. Rahmetin umar, azabından korkarız. Nercu ile nahşa, her ikisi de nedir? Nefsim tükellim mali gayr kalıbıdır. O kalıba uygun zamir de ne olacaktır? Nahnu olacaktır. Zamirler mebni, yani sonu değişmeyen isimlerden oldukları için fail yani özne konumunda olduklarında merfuluklarını açıkça gösteremezler. Konum itibariyle mahallen merfu sayılır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Fail merfudur dedik. Az önce faili ente yazdın. Entu değil ki bu. Hani nerede zamme diye sormayın. Ente daima ente diye yazılır. Bir de enti vardır. O da daima enti diye yazılıyor. Ente de bir değişiklik yok. Entenin fethasını zaman zaman esreye çevirmiyoruz. Daima fethadır. Enti daima fethadır. Hepsi farklı farklı. Ne diyoruz? Bunların merfulu mahallendir. Bunlar mebnidir. Mebni ne demek? Sonu değişmez. Ben duruma göre değiştiremem arkadaş. Daima sabitim ne olduğum ortada. Diyen gruptur bunlar. Fail de olsa, başlarında muzaf da olsa, bunlar mef'ul de olsa, yani zamirden bahsediyorum, mef'ul de olsa, daima aynı yazılırlar, değişmezler. O zaman bunlara ne dersin? Mahallen merfu dersin. Mahallen ne demek? Yani lafzan değil. Yani okunuşta, yazılışta, görünüşte değil. Ama esasen öyledir, içten içe. Sıra geldi cümleye. Cümle deneyimlisi. Bazen bir cümle bir bütün olarak başka bir fiil cümlesinin faili olabilir. Failin diğer kısmı nedir? Cümle. Bir bütün olarak başka bir cümlenin öğesi olan söz konusu cümle, isim cümlesi ise başına enne, fiil cümlesi ise başına en gelir. Bu da önemlidir. Yani enne mi en mi? Zaten hareketsiz yazılarda enne de yazmaz, en de yazmaz. Bir tane hemze çizersin, bir tane de nun. Hadi bakalım enne mi yapacaksın bunu, en mi yapacaksın, in mi yapacaksın? Uğraşmaya başla. İsim cümlesinin başında ise enne şeddeleyeceksin. Fiil cümlesinin başında ise en yapacaksın. Önemli bir bilgi. Belagana diye devam eden bir cümle. Programın ertelendiği haberi bize ulaştı. Belaga ulaştı. Kime? Na bize. Eğer belagna olsaydı, nunun sağ cezimli olsaydı ne olurdu? Na fail olurdu. Na'nın bir öncesi fethalı yani sükunlu değil, cezimli değil. Bu yüzden na mefru oldu. Belaga ulaştı. Kime? Na bize ulaştı. O zaman na ne olur? Mef'ul olur. Belaga fiil olur. Peki bize ne ulaştı? Programın ertelendiği ulaştı. Ennel bernamec müteahhir. Dolayısıyla burası ne olacaktır? Fail olacaktır. Bize ulaşan şey bu. Bize kim ulaştı?
Bir bütün olarak başka cümlenin öğesi olan söz konusu cümle, isim cümlesi ise başında enle olacağını, fiil ise en olacağını unutmuyoruz. Yesurru el cemi'a en tencahu fil imtihan. Sınavda başarılı olmanız herkesi sevindirir. Yesurru sevindirir. Kimi? El cemi'a herkesi. Cemi'a mef'ul olmakta. Peki herkesi sevindirecek şey nedir? En tencahu başarılı olmanızdır. Nerede? Fil imtihanı imtihanda. İmtihanda başarılı olmanız. İşte bu ne oldu? Fail oldu. Sevindirecek şey budur. Görüldüğü gibi ilk cümle içerisinde yer alan program ertelenmiştir. Yani el-bernamic müteahhir içimindeki isim cümlesi başında gelen enne aracılığıyla bağımsız bir cümle olmaktan çıkıp bir bütün olarak öncesindeki fiilin faili haline gelmektedir. Başlı başına değil, bağımlı. Aynı şekilde sınavda başarılı olursunuz. Tencahu fil imtihan cümlesindeki fiil cümlesi başına gelen en aracılığıyla bağımsız bir cümle olmaktan çıkıp bir bütün olarak öncesindeki fiilin faili haline gelmektedir. Dikkat! Başka bir cümleye öğe olan tüm cümleler gibi fail durumundaki cümleler de bu konumlarının gerektirdiği irab alametini açıkça gösteremezler. Mahallen merfu olduklarını söyleriz. Yani Tencahu'da vav var mıydı, nun var mıydı, zamme nerede, merfuluk arıyorum ben diye bir şey yok. Çünkü bu bir cümledir. Cümlelerde merfuluk, mensupluk alameti aranmaz. Bu nedir? Fail midir? Öyleyse mahallen merfu. Eğer bu mef'ul olsaydı mahallen mensup derdik. Ne ise ona uygun söylüyoruz ama mahallen. Çünkü cümleler mahallen irab olur. Sıra geldi car mecrura. Cer harfi ile cer harfi demek. Harfi cer demek. Cer harfi ile devamındaki isimden oluşan söz öbeğine car mecrur adı verilir. Başlarında cer harfi bulunan mecrur kelimeler de fail veya naib fail konumunda bulunabilmektedir. Fail pozisyondaki kelime lafzen cer harfi dolayısıyla mecrur mahallen merfudur. Yani lafzen mecrur ama mahallen merfu olacaktır. Örneğin ve kefa billahi vekila. Çok meşhur bir örnektir. Konuyla alakalı kitaplarda hep bu örnek verilir yani. Kefa billahi vekila. Vekil olarak Allah yeter. Allah'a yeter değil. Kefa yeter. Kim? Billahi Allah yeter. Ne olarak? Vekilen vekil olarak. Yeten ne burada? Allah'tır. Öyleyse ne olur bu? Billah. Ne olur? Fail olur. Nasıl bir fail? Lafzen mecrurdur. Çünkü lafzatullahın son harfi olan H'de esre vardır. Lafzen yani yazılış, okunuş, telaffuz ediliş olarak mecrur. Ama mahallen merfu. Niye? Çünkü bu faildir. Failer merfudur. Lem yenen min dıflin diye devam eden yerde min dıflin ifadesi mahallen merfu olacaktır. Lem yenen uyumadı kim? Min dıflin hiçbir çocuk. Uyumayan kim? Çocuklar yani. Dolayısıyla fail olacaktır. Nasıl fail? Lafzen mecrurdur çünkü başında harfi cer var. Ama mahallen merfudur çünkü bu bir faildir. Failler merfu olur. Ya lafzen ya da mahallen. Kaçış yok. Üçüncü asıl konu mef'ulün bih. Evvela ne yaptı? Fiilden bahsetti bize. Daha sonra failden bahsetti. Şimdi mef'ulün bih'e geldi konu. Mef'ulün bih. Buraya geçmeden önce fail kaç farklı şekilde karşımıza çıkabiliyordu bunu bir hatırlayın. Zahir isim olarak geçebilirdi karşımıza Ali, Fatma, Hüseyin gibi. Veya bir zamir olabilirdi ki bu zamir gizli olabilirdi, açık olabilirdi. Bazen gizliliği vücuben, bazen cevazen olmaktaydı. Ve az önce de harfi cer ve mecrur olarak gelmişti. Şimdi mef'ulün bih konusuna geldik. Bir fiil cümlesinde fiilin konusu olan ve failin yaptığı işten doğrudan etkilenen mensup isme bu ad verilir. Türkçedeki nesnenin karşılığıdır. Arapçada mef'ulün bih daima mensuptur. Mensupluğu yine ya lafzandır ya da ne olabilir? Mahallendir. Beşinci üniteden de hatırlanacağı üzere mensup neydi, ne demekti? Tesniye ve cem-i müzekker salim olan
isimler hariç sonu fetal anlamına geliyor mensuplerken bunu kastediyoruz. Tesniye vereceğin müzekkeri kenarda bırakırsan mensup ne demektir? Son harfi fethalı demektir. Cem-i müennes salimlerde de kesra onun mensup olduğunu gösteriyor. Demek ki 3 istisna var. Cem-i müennesi bir kenara bırak, cem-i müzekkeri bir kenara bırak, tesniyeyi bir kenara bırak. Geride kalan isimlerin sonuncu harfi fetha ise o mensuptur. Mensupluğu fetha ile sağlanmakta. Cem-i müenneste mensupluk neyle sağlanır? Kesra ile. Cem-i müennes olan kelimenin son harfinde esre varsa o mensuptur. Tesnielerde ve cem-i müzekkerlerde ise sondan bir önceki harf konumundaki ya harfi nasb alameti olarak durur. Yani tesniyede ya nasb alametidir. Cem-i müzekkerde ya nasb alametidir. Ama şuna da dikkat çekelim. Cem-i müennes salim olsun, tesniye olsun, cem-i müzekker salim olsun. Bunlarda ya daima nasb alameti değildir. Çünkü bunların cer hali de yine ya ile tesniye ve cem'i de ya ile cer hali olmakta. Cem'i müenneslerin de cer hali yine esra ile olmakta. Yani cem müennesteki esra, kesra diyelim, hem cer halinde hem nasb halinde olmaktadır. Tesniyelerde de ya hem cer halinde hem nasb halinde olmakta. Cem'i müzekkerde de ya yine hem cerrinde hem nasbında olmaktadır. İsimlerde irab adlı ünitede bu daha detaylı anlatılmıştır. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olarak gösterilmiş mef'ulün bihlerde onların mensupluklarına delil teşkil eden nasb alametlerini dikkatlice inceleyin. Bayağı bir uzun yazmışlar. Gerek yoktu. Yeşrabu evvel halibe. Halib kelimesi müfrettir. Müfret bir kelime olduğundan sonuncu harfin harekesi bizi bağlar. Ne o? Fetha. Demek ki mensup. Yeşrabu fiil. Şeribe yeşrabu. Muzari fiil. Evveli du faildir. Müfret olduğundan raf alameti kelimenin sonuncu harfin zammesidir. Zamme değil mi? Evet, öyleyse faildir. El halibe sonuncu harf fethadır. Müfret bir kelime. Fetha varsa mensuptur. Zaten burada da süt yani halip mef'uldür. Burada çocuklar el evlat yani mef'uldür diye belirtilmiş. Altı çizili olarak da belirtilmiş. Manada da kalın punto ile yazılmıştır. Tuşbi'u el ummu. Kelimesi faildir. Tuşbi'u fiildir. El evlat, veledün evlat. Cem'i mükesserdir. Cem'i mükesserlerin de nasb alameti fethadır. Yetlu el mu'minu, yetlu tela, yetlu fiil muzari, el mu'minu faildir, sonuncu harfte zammı görmekteyiz. El Kur'an'e sonuncu harf fethadır, mef'uldür bu kelime. Mef'ulü bihtir tabi, bir sürü mef'ul çeşitleri var. Mef'ulün bihler, failde olduğu gibi açık isim olarak gelebildiği gibi bitişik veya ayrık zamir ya da başlı başına bir cümle halinde de gelebilir. Bunlar üzerinde ayrı ayrı durmak konunun zihinlerde netleşmesi açısından yararlı olacaktır. Hemen başlayalım. Zahir isim cümlede açıkça belirtilen yerine herhangi bir zamir getirilmemiş isimdir. Yulgi el-üstazu muhazaraten. Zahir isim ne demek? Zaten biliyorsunuz. Açıkça görünen kelime demek. Açıkça görünen isim. Muhazara mef'ulü bih'tir. Açıkça görüyorum bunu. Evet, gizli bir durum yok yani. Ve bu kelime zamir de değil. El mahatta tren istasyonu. Gadara el kıtaru el mahatta açıkça görünüyor yine mef'ulü bih'tir. Nereden anlıyorum? Yulbi fiil el üstazu faildir. Üstazın fail olduğunu nereden çıkardın? Kelimenin son harfinde ötre var. Yani merfu bir kelime. Dolayısıyla fail olmalıdır. Mef'uller merfu olmaz. Ardından muhazara ten kelimenin son harfinde fethayı gördüm. Demek ki bu da mef'uldür. Fiil, fail, mef'ul olur zaten bir cümlede. Fiil cümlesi ise. Gadara fiil el kıtaru faildir. Ra zammere bitmiştir. El mahabba te de fetha var. Demek ki bu ne? Mef'ul. Bu kadar kolay veriyorlar. Şu anlık hep böyle kolay çıkmaz bunlar. Zurna. Türkçedeki zurnaya bakarsan nane olur, fail olur. Eğer nanın hemen sağı yani ra harfi sükunlu değil de harekeli olsaydı nane olurdu? Mef'ul olurdu. Zurtu zurna. Zurna'yı biz ziyaret ettik. Na fail. El mektebatihi.
Burada ne kelime? Cem-i Önnes Salim'dir. Açık T, sağında dik Elif var. Bu onun Cem-i Önnes Salim olduğunu gösterir. Cem-i Önnes Salimlerden nasb alameti neydi? Bir iki dakika önce geçti. Esre idi. Esre almış. Demek ki bu kelime meful konumunda. Fi İstanbul'e. İstanbul'da kütüphaneleri ziyaret ettik. Mensup muttasıl zamir. Bitişik nesne zamiri. Mahalle irap alır. Mahalle mensup olduğu değerlendirmesi yapılır denilmiş. Bunlar nedir? Hu huma hum ha huma hunne ke küma kün ki küma künne ye olur na na olur. Bu zamirleri ezbere bilmelisiniz. Fi ile bitişen nesne zamiridir. Mevni olan tüm kelimeler gibi mahalle irap alır. Mahallenin nasıl olduğu değerlendirmesini yapacaksınız. Bunlar fi ile bitiştiği zaman ne olur? Mef'ulü bih olur. Unutmayın. Mensup munfasıl zamir. Munfasıl ayrık yani. Ayrık bitişen zamirler de vardır. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. Yukarıdaki zamirlerin iyya bitişmiş halleridir. Bu sayede fiile bitişme mecburiyetinden kurtulurlar. Ayrı bir zamir haline gelirler. İyya ile bitişmiş. Mesela İyyâke na'budu. İyyâke mef'ul olur. Na'budu fiildir. Fail nerede? Na'budu biz manasında ise fail ne olur? Nahnu olur. Nahnu fail, na'budu fiil, iyyâke mef'ul. Daha sonra yine bir iyâke var. Bu iyâke de yine mef'uldür. Nesta'in fail nerede bu nesta'in? Fiil bu fiil. Bunun fail nerede? Yine gizli. Nesta'in nahnu faildir. İyâke burada her iki durumda da mef'uldür. Fiilden önce gelmiştir. Aa, meful fiilden önce gelebilir mi? Gelebilir. Fail peki fiilden önce gelebilir mi? Gelemez. Gelirse ne olur? O artık isim cümlesi olur. Müpteda habere döner iş. Ama meful fiilden önce gelebilir. Peki fiil mi fail mi meful mü? Hangisi önce gelir? Değişir. Bazen o gelir, bazen bu gelir. Bakalım kitap onlara değinecek mi? Pek de zannetmiyorum. Devamında nerzukukum ve iyyahum. Sizi ve onları rızıklandırırız. Nahnu nerzukukum. Nerzuku fiildir. Fail nahnu. Küm mef'ul olmaktadır. Ve iyyahum ve onları. Bu da ne olacaktır? Yine mef'ul olacaktır ama neden bunu çizmiş de kumu çizilmiş? Küm de fail. Çünkü şu anda munfasıl zamirleri işlemek değil. O da iyyahum olur. E'daytuke iyyahu. Sana onu verdim. A'daytu ben verdim ke sana iyyahu onu. İyyahu yine munfasıl zamir mef'uldür. Cümle olarak da mef'ulü görebilirsin. Mef'ul bihi yani. Fail olduğu gibi bütün halinde bir cümle başka bir cümlenin mef'ulün bihi olabilir. Başka cümleye öğe olan cümle isim cümlesi ise başına enle. Fiil cümlesi ise başında en yer alır. Mef'ulün bih konumundaki cümleler mahallen mensup. Cümle ise mahallen mensup. Zamir ise yine mahallen mensup. Açık isimse mahallen olmaz. Ne olur? Lafzan olur. Ama başında harf cer olabilir yani. İçinde durumu da var. Uridu en ezdebe ile suği. Uridu ben istiyorum. Ne istiyorum? Uridu fiil. Fail nerede? Ene ben. Ben istiyorum. Peki neyi istiyorum? En ezhebe ile suği çarşıya gitmek. İşte ne oldu bu? Mefur oldu. Ahbara ni. Ahbara haber verdi. Ni bana. Ennehu muallimun fis saneviyye. Bana kendisinin lisede öğretmen olduğunu söyledi, haber verdi. Ahbara fiil ni mef'ul olmakta. Aynı şekilde ennehu muallimun fis saneviyye o da mef'ul olmaktadır. Fail nerede? Ehbara fiil, hüve gizli zamir faildir. Car mecrur konusu. Car harfi cer demek. Mecrur harfi cerin hemen ardından gelen kelime. Cer harfi ile devamındaki isimden oluşan söz öbeğine car mecrur dendiğini zaten öğrenmiştik. Söz konusu öbek tümleç olarak kullanıldığında dolaylı tümleç anlamında mef'ulun bih gayri sarih veya gayru sarih adını alır. Ve lafzen mecrur ama mahallen mensub olur. Yine oraya geldi. Lafzen mecrurdur. Ne demek? Okunuşu, yazılışı ile mecrurdur. Kelimenin son harfinde esneyi görürsün.
Ama mahallen mensuptur ne demek? Bu kelime madem ki mef'ul, lafzen değilse de mahallen mensup demek zorundasın. İşte bu yüzden et azze, cüz zevcetu bir ezhari, bahar ticar, el ezhar, onun mecruru, bunlar bütün olarak ne olur? Car, mecrur, mef'ul, bih olur. Nasıl mef'ul? Lafzan mecrur, mahallen mensup. İler karya, aynı şekilde. Anil vatan, aynı şekilde. Bi, haticar ila, haticar an, haticar. Kurallara uygun bir fiil cümlesinde diziliş fiil, fail, mef'ul biçimindedir. Ama her zaman böyle değildir. Söz gelimi yuhibbullahu el-mü'mine. Allah mü'mini sever cümlesinde yuhibbu fiil, Allah fail, mü'min mef'uldür. Türkçe devrik cümlelerde olduğu gibi. Arapça fiil cümlesindeki fiil, fail, mef'ul dizilişi İyyâke na'budu örneğinde olduğu gibi. Mef'ulün öne geçmesi suretiyle bozulabilir. Öne geçen mef'ul isim olsa da cümle yine fiil cümlesi olarak kalır. Burası dikkat edilecek bir nokta. Daima deniliyordu ya, fiille başlayana fiil cümlesi, isimle başlayana isim cümlesi. Şimdi İyyâke na'budu neyle başladı? O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Öne geçen mef'ul isim olsa da cümle yine fiil cümlesi olarak kalır. Ancak fail hiçbir zaman fiilin önüne geçemez. Şayet geçerse cümle fiil cümlesi olmaktan çıkar ve isim cümlesine dönüşmüş olur. Bu durumda öne geçmiş olan faile artık mübteda denilir. Demek ki bir fiil cümlesi size verirse, bunu isim cümlesine dönüştürün derlerse ne yapacaksınız? Faili fiilin önüne alacaksın. Aslan isim cümlesi diyeceksin. Aynı şekilde bir isim cümlesini fiil cümlesine dönüştürmek istersen, baştaki mübtedayı haberden sonra getirmek işe yarar mı? Bu da bir soru. Bu da benden olsun. Alıştırmalara geldik. Alıştırmalarda bırakıyorum.